Aracımızın yol tutuşu da gayet güzel. 90'la viraja girdik. Berat kardeşimiz öyle bir 0-100 denemesi yapmış ki hız sınırlarını aşıyor durumda. Normalde aracın 0-100 13.9, Berat sayesinde 10.1'e düşüyor yani. 10.1 hatta belki 10'a kadar düşüyor. İşte benim aracımdan hepinize merhaba arkadaşlar. İnşallah ülkecek çok güzel bir bayram geçirmişizdir. Ben Kadir. Ben Samet. Artık kendimize tanıtmaya gerek yok herhalde. Yavaş yavaş. Ya. Beşinci araba derken, dördüncü araba derken. O bizim bir geleneğimiz oldu diyelim. Tanındık yani. Bugün konuklarımız arasında 2011 model Megane 3 var. Arabamız çok temiz ve sınıfının en dolusu arkadaşlar. İsterseniz arabaya geçmeden önce Samet arkadaşımız bize birkaç ön bilgi versin. Sonra aracı sinematiğine geçelim derim. Arkadaşlar aracımız 2011 model 1.6 Renault Megane hatchback dinamik paket. Dinamik paket dolu bir paket. Toplamda 5 adet paketimiz bulunmakta araçta. Bunlar sırasıyla Expiration, Sport Edition, en boş paket Authentic, en dolusu da dinamikle Privilege olmak üzere tam 5 adet paketimiz bulunmakta modellerimizde. Zaten bu modellerimizde de sedan olarak üretilmiyor bu aracımız. Tamam. Onun yerine zaten Fluence bulunmakta. Onlar da ilerleyen kısımlarda... O bilgileri orta kısımlarda verelim. Sürpriz olsun arkadaşlarımıza. Kameramız şöyle güzel bir sinematik alsın bizim için. Biz de o ara bilgilerimizi tekrarlayalım, evet. Ne var ne yok. O zaman ne diyoruz? İşte benim aracım. İşte benim aracım. Arkadaşlar sinematiğimizde izlediğimize göre Berat arkadaşımızı, araç sahibini yanımıza davet edelim. Tabii. Berat kardeşim hoş geldin. Abi. Berat hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Merhaba. Berat kardeşimiz yanımızda oldu mu daha iyi olur. Sonuçta bir kullanıcısının bilgisi daha farklı. Aracı sen yaklaşık ne kadardır kullanıyorsun? Abi yaklaşık 3,5-4 yıldır araba bizde babamla ortak kullanıyoruz. Araçtan memnunum. Aile aracınız değil mi bu sizin? Peki aile aracından kastım. Ben böyle şeylere çok düşkünüm. Kaç kişisiniz evde? 5 kişiyiz. 5 kişi rahat rahat ve uzun yola çok rahat gidebiliyor musunuz? Aynen. Çok konforlu bir araç. En full zaten. Biz memnunuz arabanın. Vakit tüketimi olarak bu araç hakkında neler sunabilirsin? LPG var bizim arabada. 1 lira 10 kuruş, 15 kuruş yakıyor. Şimdi o da otomatik diye. Mesela LPG ile yakıt kıyaslamayalım da şu an mesela çoğu araçlarda LPG tercih ediliyor. Ayrı bir şey de. Mesela bu araçta benzinli binmek istersen orta halli bir aile benzinli binebilir mi bu araca? Benzinli çok yakar mı? Çok yakmaz ama otomatik diye yine diğer arabalara göre daha fazla yakar. Bir diğer tık daha fazla yakar. Aynen. Görünüm olarak zaten bir arabaya laf edecek şeyimiz yok herhalde. Genç yok. Arabası. Bir de arkadaşımız her gün temizlikte bakıyor aracına. Aracına gayet iyi bakan bir arkadaşımız. İsterseniz ne yapalım? Aracımızın geçmişini bir tanıyalım. Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Tamam. Piyasadaki rekabete ortak olmak amacıyla 2008 yılında Megane 3 modelini ortaya çıkarıyor. İşte Renault marka aracımız 2008 yılında diğer araçlara rekabeti arttırmak amacıyla 2008 yılında bu Megane 3 hatchback ve coupe modellerini piyasaya sürüyor. 2012 yılından olarak devam ediyor aracımız. Yani yeni bir model çıkartılıyor 2012 yılında. Çünkü sedanı olmadığı için, yani bu aracı sedanını üretmek istemedikleri için yeni bir isim aracıyla bunun devamı olarak Fluence'e devam ediyorlar, evet. Değil mi? Hani başka bir model çıkıyor. Tabii bu aracın en baş tarihçesi 99 yılında ilk Megane 1 olarak üretiyorlar. Evet. Daha sonra Megane 1 95 yılından günümüze kadar gelmekte ama kasa değişiminde yenilik olarak yorumlarsak bence en yenilikçi arabalardan biri. Evet. O konuda kesinlikle Megane konusunda Renault'a kefil oluruz. Kadir arkadaşımıza bu verdiği bilgiler için, ekstra bilgiler için teşekkür ederiz. Aracımızın dış vizyonumuzu izleyelim. Geçmeden önce ufak bir bilgi vereceğim. Hep diyordunuz arkadaşlar neden yolda 0-100 işte denemesi yapmıyorsunuz veya test sürüşü. Onlara daha çok sık özen göstereceğiz. Fakat sanki Berat arkadaşımız bizim için özenle çekmiş gibi. Berat kardeşimiz öyle bir 0-100 denemesi veya
bir test sürüşü yapmış ki hız sınırlarını aşıyor durumda. Normalde aracın 0-113.9 beras sayesinde 10.1'e düşüyor yani. 10.1 hatta belki 10'a kadar düşüyor. Onu sizin için videonun sonuna özel ufak bir kesit olarak koyacağız. Tabii abi, deneriz. Berat kardeşim, bu kadar gene de hızlı kullanma, uyaralım değil mi kamu spotu olarak. Ama gerçekten hız konusunda Berat kardeşimiz tek geçerim yani. Geçelim mi arabaya, ne dersin? Aracımızın dış fizyonomisini izleyelim arkadaşlar. Sizi de bekletmeyelim, meraklandırmayalım. Kameraman arkadaşım şöyle gelsin. Araçta en çok önem verdiğimden bir şeylerden biridir amasörlü bu. Kapak amasörlü arkadaşlar. Kapak. Onun harici ana bilgi olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. 1.6-16 valf. 4 silindir çıkışlı bir motorumuz karşılıyor bizi. 1598 cc silindir gücüne sahip. 105 beygirlik bir aracımız var. 151 Nm güç üretiyor. Aracımız benzin LPG fakat LPG sonradan takılmış aracımıza, orijinal safkan benzin çıkışlıdır aracımız. Diğer paketlerde motor gücü olarak değişim oluyor. 80'lik, 90'lık, 110'luk, tabii. 105'lik. Aracımız paketlerine, 105'lik. Paketlerine göre değişim oluyor arabalarda, motorunda. Yalnız dizel olanı var, benzin olanı var. Şurayı çek abi, bak burada akümüz bulunmakta fakat sanarsın Kurtuluş Savaşı çıksa akümüze hiçbir şey olmaz. Öyle bir korunmuş akümüz. Mermi kutusu gibi arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ama motorumuz gerçekten dolu. O konuda Renault'un hakkını yiyemeyiz. Berat arkadaşımız da zaten aracı çok üzmeyen bir arkadaşımız. Yalnız bu benim dikkatimi çekti Kadir. Kılıfımız bulunmamakta aracımızın. Dolu pakette bir kılıf isterdik yani. Dolu pakette kılıf isterdi yani. Kesinlikle. Onun harici söyleyeceğimiz bir şey var mı? İşte su bölümü, radyatör bölümü. Araç dolu. Ona göre bir şey diyemeyiz. En önemli merak ettiğimden bir şey. Şimdi en dolu paketi ya bu aracımız. İç dizaynı, konforu nasıl? Ön göğüste nasıl bir yer vermişler? Onları çok merak ediyorum ve en çok da arka koltukta seyahat eden biri nasıl seyahat ediyor? Onu çok merak ediyorum. Aracın ön bölümünden başlayalım istedik. Zaman bir Renault amblemi karşılıyor. Bence bu kadar büyüğüne gerek yok veya Renault burada olmasına gerek yok. Zaten sonraki makyajı kasalarına biraz daha büyütüyor yani. Hem bu büyütüyor. Amblemi büyütme olayı. Şöyle bakarsak yani Fluence gözüküyor bence burada. Evet. Bence burada Fluence gözüküyor ama marka belirliliği açısından amblem büyütmeye kadar gidiyor yani araçlar. Berat arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi aslında. Megane Coupe'da da var dedi ama arkadaşlar yani tutulmama sebebi iki kişilik olduğundan mı veya spor modeli olduğundan dolayı mı Megane Coupe'lar piyasada tutulmamaya başlandı. Yani daha çok 18-19 evet. Yaşındakiler alıyor. Zaten genç arabası olduğu için alan da stok olarak kullanmıyor. Yazılımını attırıp devam ediyor tabii yani. Tabii ki de. Yüksek torku da var. Far konusuna gelelim mi isterseniz? Farlarımız adaptif mercekli far. Yani direksiyonu sola kırarsan far sola döner, yolun açısına bağlı olarak. Evet. American Park, Berat sen taktırdın evet, herhalde. American Park'ı ben taktırdım ve Niken uzun farlarını değiştirdim. Sarıyı da beyaz yaptım, patlatan vardı. Berat kardeşim. İşi biliyor Berat kardeşim, ya, gayet güzel duruyor. Modifil seviyor ama bak en sevdiğim nokta sade, orijinalliğini bozmuyor. Orijinalliği bozmuyor. Stoğu bozmadan önemli. Arkadaşımız modifiyesini yapmış. Şöyle bir yana geçelim mi? Ön tarafta bittiyse. Birazdan motor bölümüne geçeceğiz ama dış bölümünü bir inceleyelim. Arkadaşlar aracın yan bölmesine geçtiğimiz zaman tekerler bizi karşılıyor. Fabrika çıkışı bir çelik jantımız mevcut bulunmakta. Onun harici 205, 55, 16 inçlik bir lastiğimiz var. Bu araç için ideal fazla bile hatta. Çok çok güzel düşünülmüş. Orta kısma gelince arkadaşlar bir adet sunroofumuz bulunmakta. Bir de bunların İtalya yerli üretimleri var. Tabii onları daha da bir açıklayıp söylememiz lazım. İspanya modelleri var. İspanya'da üretilenler, bir de Bursa'da üretilen yerli modellerimiz var. Evet. Bunların farklılıkları bulunmakta. Detayları internette de siz araştırabilirsiniz. Zaten İtalyerde cam tavan olarak geliyor. Ama yerlilerde Citroen kasalarda da oluyor evet. Ama iyilik kötülük tartışılır değil mi yani? Tartışılır şimdi. Sağlamlık. Birinin ustalığı iyidir, birinin malzemesi tabii iyidir. Ki de. Bir şey diyemeyiz tabii onun ki için. De. Türk ustalarında hakkını yemek olmaz burada tabii yani. Tabii ki de, tabii ki de. Fabrika çıkışı orijinal sağ sol sinyallerimiz var. Özellikle söylüyorum araç aynalarımız elektrikli, kapanır açılır. Onun harici şöyle geçelim arka tarafa ister. Arkadaşlar aracımızın arka yapısında tabii hatchback olduğu için şöyle tombik bir görünüm var. Farlarda güzel aslında detaylar güzel konumlandırılmış. Sen ne dersin? Park sensörümüz bulunmakta burada. Hoş yani aracımız. Çeki demiri burada var. Bir detaya da değinmek istiyorum. Hele ki özellikle. Melikcan arkadaşım çekersen gelir misin buraya? Evet arkadaşlar. Aracımızın içinde sizlere gösterelim. Bu şekilde dijital bir klimamız bulunmakta. Yarı otomatik bir şanzımanımız var. El frenimiz.
Klima menfezlerimiz bu şekilde konumlandırılmış. Yol bilgisayarımız bulunmakta. Otomatik kararlan bir aynamız var. Şurada bir gizli bölmemiz. Normalde şurada bir ufak bir göz de olması lazım ama bunda yok herhalde. Evet. Görüldüğü üzere analog gösterge saatimiz bulunmakta. Arkadaşlar bu kumanda panelimizde de görüldüğü üzere aracımızın çocuk kilidi arkadaki kapıları kilitliyor. Bu arka camlarımızın açıp kapama düğmesi, bu ön camlarımızın açıp kapama düğmesi. Buradaki tuştan arkadaşlar aynalarımızı ayarlayabiliyoruz buradan seçip. Buradaki tuş da aynalarımızı kapatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben anlatıyorum bir şekilde ama Kadir arkadaşımız da arkada oturuyor. Samet arkadaşımıza verdiği bu bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Onun harici arka bölmede oturuyorum fakat dikkatim şu an ön tarafa doğru yönelmiş durumdayım. Kelebek sunroofumuz var. Aracımız zaten full paket olduğu için sunroofa çok şaşırmamamız gerekiyor. Kartsız çalıştırma bulunuyor. Yalnız start stop çok kötü bir bölmede bana göre. Yani tamam belki bu bizde olmayabilir ama aracı kullanan yeni kişi yanlışlıkla giderken eli oraya çarparsa nasıl bir sonuçla karşılaşabiliriz diye düşünmüyor değilim. Ayrıca arka tarafta oturuyorum. Kameraman arkadaşımızı şimdi arka tarafa alacağım. Birkaç bilgi vereceğim arka taraftaki konforla ilgili ön bölüm biterse. Benim bu söyleyeceklerim bu kadar. Evet Kadir arkadaşımız da bir iki bilgi verdi bize. Teşekkür ediyoruz. Bizim de zaten burada anlatacaklarımızı Kadir arkadaşımız anlattı. Bu şekilde hız sabitleme olsun. Bunlar da hız sabitleme ile ilgili ayarlar. Arttırma azaltma. Ses açma ses kapama. Arkadaşlar burada da Berat arkadaşımız şu an bana söylüyor. Ses açma ses kapama. Navigasyon ile ilgili buradaki yol bilgisayarı ile ilgili düğmeler bulunmakta. Ayrıca aracımızda yağmur sensörümüz bulunmakta. Aynen yağmur sensörü park sensörü. Buna göre şöyle arka tarafın konforu ile ilgili söyleyeyim. Yani şey olarak konfor açısından açıklayacak olursak uzun yolda arka tarafta çok rahat 2 kişi yolculuk yapılabilir. Ama genellikle 3 kişi kesinlikle bence yolculuk yapılamaz. Yani bunu bir diğer arabalarla kıyaslayacak olursak arka taraf 3 kişiye göre biraz dar. Ha tamam şu an geniş mi oturuyoruz ama biraz geniş oturuyoruz. Arka tarafımızda bardaklığımız yani ön konsolumuz arka konsolumuz bulunmakta. Ön tarafta da zaten ayrıca kol dayamamız fabrika çıkışı mevcuttu. Arka tarafta klima çıkışlarımız mevcut. Ben bunu çoğu arabada görmedim yeni model olmasına rağmen. Bir detayı eklemek istiyorum Kadircan. Aracımız şu an yerli model. İthal modellerde aracımızda bu kol dayama bulunmuyor. Ayrıca ithal modellerde ızgara kapaklarımız olmuyor. Sadece 12 voltluk çıkışlarımız var. Çakmaklık oluyor. İthal modellerde. Arka tarafta 12 voltluk bir çakmaklık çıkışımız var. Onun harici kameraman arkadaşım şunu özellikle bir almanı isterim. İşte tam 4 veya 5 parmaklık bir durumumuz var arkada kafam değmiyor. Ve çok rahat bir şekilde yolculuk yapılabilir. Bu kesinlikle söylenilmesi gerekiyor. Biz mesafemizi şöyle dik oturacak durursak koltuk şu an en arkaya dayalı olduğu halde hala bir mesafemiz var. Yani çok rahat bir şekilde arkada oturabileceğini söyleriz. Arkada çocuk kilidimiz mevcut değil. Normalde diğer arabalarda da mevcut bulunmakta. Sadece sürücü koltuğundan ayarlanabiliyor. Bagaj litremizi de çekelim derim arkadaşlar. İşte aracımızın bagaj kısmına gelecek olursa gayet yani ortalama bir bagaj hacmi var. Pikniğe gidecek bir insan için, yük taşıma yapmayan biri için gayet ideal bir bagajı var. Tam incelemedim ama simidimiz simit değil. Keşke simit olsaydı ama keşke. Stepnemiz gerçi altında bulunuyor bunun. Altında mı bulunuyor? Çünkü ithal modellerde stepnemiz bagajında oluyor. Ama yerli yani modellerde şöyle gösterelim arkadaşlar da bilgilensin. Stepnemiz alt tarafta bulunuyor arkadaşlar. Ama işte mesela bu keşke tüpü simit yaptırsaydınız da bagajda bir açıklık olabilirdi. Berat arkadaşımız biraz seyahati sevdiğinden dolayı arabanın arkası direkt pikniğe hazır yani. Evet. Çıkacağınız zaman direkt çıkabilirsiniz. Manitalarla gezmece diyoruz artık ona biz de. Berat seviyor arabasını. Güzel de bakıyor. Evet. Bagaj hacminden bahsedelim biraz istersen Kadircan. 372 litre gerçekten bir hatchback araca göre gerçekten fazla. İdeal yani güzel. İdeal. İyi bakmayın içi dolu ama bagaj eşiğimiz de gayet böyle düz bir yapıtı var. Şekil. Rahat rahat kullanılabilecek bir durumda. Engel olacak hiçbir durum yok. İsterseniz bu çıkıyor bagaj biraz daha genişliyor ama geçen videomda da söylemiştim. Şu hiza ile yük hizası kesinlikle birbirine geçmiyor yoksa ceza durumuna düşüyoruz. Onun harici araçla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Senin söylemek istediğin bir şey yoksa araç kapağını kapatalım. Sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar araçla ilgili söyleyeceklerimiz bittiğine göre daha doğrusu bitmedi de birazdan test sürüşüne çıkacağız. Hem de Berat arkadaşımızdan birkaç video alacağız onları paylaşacağız sizlerle. Berat kardeşimiz
aracını tanıtmamızı istedi bize bugün. Biz de onun aracını inşallah en güzel şekilde tanıtmışızdır. Videonun starsa ne mutlu bana. Berat arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Bizden istedi aracını incelemesi için. Aynen. Tanıtmamızı istediğiniz araçlarınız varsa kırmadık. Bir telefon kadar uzağız. İstediğiniz gibi arayabilirsiniz. Veya biz gelebiliriz, hiç önemli değil. Test sürüşüne geçelim mi, ne dersin? Test sürüşüne geçelim. O zaman son sözlerimizi araba geçmeden önce diyelim. İşte benim aracımdan bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Desteklerseniz seviniriz. Kanalımıza abone olursanız bizi çok memnun edersiniz. Sürüşe geçelim. Tabii ki de desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar aracımızın test sürüşüne geçmiş bulunmaktayız. Şimdi birazdan 0-100'ün deneyeceğiz. Daha sonra da bir kasis bulursak, denk gelirse kasisten geçeceğiz. Süspansiyon, evet, süspansiyon testi olmazsa olmazımız zaten. Tabii ki de Fiat Meara'da bunu bol bol yaşamış bulunduk. Hele ki o yoğurt dökme sahnesi. Şöyle bir geçelim. Şuradan döndükten sonra bize 0-100'ünü şöyle bir deneyelim. Gazda deneyeceğiz abi. Ya gazda bir de şu an özellikle, yani çok fark ediyor. Söyleyelim. Rampa yukarı mı deneyelim? Evet, şu an dene, başla. Allahu Ekber. Yavaş, yavaş. Abi yavaş ol. Arkadaşlar bu son videomuz. Ahirete gitmeden önce. Tamam, yavaşlayabilirsin. Ölüme gitmek istemiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Aracımızın yol tutuşu da gayet güzel. 90'la viraja girdik. Yavaş ol biraz istersen. Ben hızdan çekinirim abi, her zaman söyleyeyim. Onun harici şunu söyleyeyim mi? Eğer ki gazda, mesela şu an birazdan biz hesaplamasını yapacağız o 0-100'ün de. Eğer ki gazda bu kadar seri bir şekilde 0-100 yapabiliyorsa, bu aracın benzinde 0-100'ü bambaşka bir şekildedir. Bunu çok kesinlikle söyleyeyim. İki katı falan diyebiliriz değil mi neredeyse? Aynen. Bizden şöyle bir çukur falan geçersen oradan biraz sert geçmeni istiyoruz. Berat yavaş hızla şöyle bir çukurdan geçersen. Evet, yavaş hızla tamam. Biraz sert geç. Şimdi bakalım çukur. Aa, buralarda var. Evet, buralardan biraz, ne kadar hissediyoruz mesela? Ya gene biraz hatchback olduğu için çok hissedeceğimizi düşünmüyorum. Bak mesela çok çukurlu yani. Mesela buradan geç. Çok sarsılmıyoruz yani. Çünkü sedan araçlarda bunu daha çok hissederiz. Ben öyle düşünüyorum. Sen neden? Süspansiyonlar gayet yumuşak. Yumuşak, yumuşak. Bence gayet yumuşak bir süspansiyon sahip. Rahatsız etmiyor yani. Bu dört camda da mı böyle mesela? Samet arkadaşım biraz yaklaşır mısın? Tek evet. Tuşta mesela kapanıyor. Mesela bu çoğu araçlara koymuyorlar bunu. Kia'da yoktu mesela. Ön cam sadece sürücü koltuğunda var. Bunda dört camda da varsa. Kendini ayarlayabilirim. Burada yok bak. Tek tuşla kapanıp açılma var. Bunlar ayrıntılı bir özellik diyebiliriz. Sakin. Yavaş. Bizim söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar. Bu ikinci bir vedamız olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Kameraman arkadaşımızı da göstermiyoruz biraz. Hadicem bizi gösterirsen. Ya tabii ki de bak. Çok güzel bir detayı kaçırdın. Bu işin arkasındaki vakkosu eleman, diyelim mi? Bu işin vakkosu. Gerçekten öyle. Bu adam olmasa videolarımız olmaz. Yani elinin ayarı olsun, şey olsun. Onun da bir aracı var. Onun da bir Fiat inşallah. Marayası var. En yakın zamanda onu da en göreceğiz. En yakın zamanda inşallah onu da sahnelerde göreceğiz arkadaşlar. İyi günler dileriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.